Ankara Beyefendisi Balıkların Ansiklopedisi Süreyya Üzmez'in anlattığı balığa, yani gümüş balığına gidiyoruz. Sevgili Süreyya Üzmez ve Ankara Çankaya'da buluştuk. Bakalım neler varmış tezgahta. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Burada ne var? Oo, bayağı. Ne var? Turna var. Ceylan balığı var işte. Bunlar yeni yeni denizlerimize gelen, yeni yeni tanınan balıklar. Bu nedir? Gümüş balığı. Gümüş balığı, gümüş rengi. Bu da çok uzun zamandır beri kaybolan balıktı. Aa. Tabii. Ama buldu. İstanbullular bunu çok severler. Ankara daha zengin bu konuda. Çünkü orta noktadayız biz. Evet, tam noktadayız. Evet. Değil mi? Tam ortadayız. Vallahi tezgahlar dolu gördüğünüz gibi. Ben bunu İstanbul'da bile bulamıyordum uzun zamandır. Gümüş balığını. Gümüş balığına denk geldik tesadüfen. Lokum balığı da derler buna. Nasıl? Lokum balığı da derler. Kılçığı çok mu? Kılçıklı tabii ama şunu unutmayın. Kılçığa yakın yerler en lezzetlidir. Bakın ışığa bakarsanız, ışığa atarsanız içi görünüyor. İç organları gözüküyor, evet. Gümüş gibi bir rengi vardır. Evet. Peki nasıl pişirmek, nasıl yapmak lazım? İçine yani, defne yaprağı koyuyor muyuz? O kuralımız bizim. Ha. Bütün balıkları en az 20 dakika zeytinyağı, tane karabiber, defne yaprağı ve sebze tozunun olduğu bir karışımda 20 dakika bekletiyoruz. Öğrendik. Bunu tava. Tava. Evet. Ne yapacağız? Bütün mü tavaya atacağız hamsi gibi? Hamsi gibi bütün olarak yapmak lazım. Bu lezzetli balığın kıymetini öğrendik. Hani derler ya, demir tava geldi, kömür bitti. Akıl başa geldi, ömür bitti. Şimdi bu balığın kıymetine vardık ama şu anda bu balık gördüğünüz gibi tezgahlarda tesadüfen bugün yakaladık. Neden balıkları çok fazla suluyoruz biz? Dili görürsün, canlı görürsün diye. Bu pazarlama. bu da bir pazarlama taktiğidir. Bol bol sulayacağız ki balıklar... Nemlendirmek lazım, yani kurumasın diye. Evet, dış yüzey kurumasın diye. Sonuçta yani deniz. Denizdeki ortamı sağlamak lazım. Aslında bunu tulum suyla nemlendirmek daha doğru olur. Daha doğrusu olur. Süreyya Üzmez'e çok